Soy soy sevgili simirler ben Merve Planbap Game kanalına ve Nifty Nidink inceleme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda biraz cash bölümünü inceleyeceğiz. Daha sonradan buy build mod inceleme ve bu paketle ilgili mini bir serimiz olacak. Bu videolar peşi sıra ardarda arda gelecek. Evet, şimdi buraları zaten biliyoruz. Geçelim ve bence hemen bir yeni karakter oluşturmakla başlayalım. Bakalım keş bölümümüze neler gelmiş? E, kıyafetler nelermiş ve tabii ki en çok merak ettiğim şey bu yasaklı, lanetli trikon nedir? Yani insanları, simleri nasıl lanetliyor? Lanetleyince bu simlerin başına ne geliyor? Yani lanetlenen simler tam olarak ne yaşıyor falan? Bunların hepsini burada göreceğiz. Öncelikle şu ayarlardan başlamak istiyorum. Müzik bölümüne yeni iki tane müziğimiz geldi. Nedir bu müzikler? Metal müziklerimiz geldi artık metal müzik dinleyebileceğiz ve fokus dediğimiz odaklanma müziği geldi. Bunları da yine dinleyebileceğiz. İki farklı müziğimiz var bunları teyplerimizde, radyolarımızda da bunu detaylıca dinleyeceğiz. Evet hemen toddler'dan başlayalım bakalım cash bölümümüzde neyimiz var? Herhangi bir saçımız yok. Kıyafette şuradan hemen nifty paketini seçiyorum. Evet böyle bir elbisemiz var. Gayet şık. Renklerine de bir bakalım. Böyle soft bebek tonlarında gerçekten çok güzel elbiseler. Bayağı şık. Böyle cepleri dikiş şeklinde yapılmış. Alt kısımları yine dikilmiş yani tam bir terzi işi elde yapılma bir kıyafet olduğu çok belli. Gayet güzel. Onun dışında ayakkabı falan başka bir şey yok. Şurada şapkalarda tabii ki bir bere var. Bu bereyi level 1 e, örme yeteneğimizde level 1'e geldiğinde örebiliyoruz. Birinci seviyedeyken burada farklı farklı renkleri var. Tabii ki örgüyle yapılan bir e, ürün olduğu için kıyafeti olduğu için bu burada kilitli olarak gözüküyor. Burada da böyle uzun kollu bir body'miz var. O da yine örgü yeteneğimizi ilerletince ne diyor mesela level 8'e gelince bunu görebiliyoruz, örebiliyoruz. Daha sonradan mini serimizde bunları zaten örme yeteneğimizi yükselterek tek tek bunları öreceğimiz için ben şimdiden bunları burada bu şekilde göstermiş olayım. Erkeklere geldiğimizde erkek toddler'larda tabii ki yine saç yok kıyafete geldiğimizde üstte bir şey yok, altta bir şey yok. Alt üstte de yine aynı uzun kollu body'miz var. Kızlarda bir elbise vermişlerdi ama bu sefer erkeklerde hiçbir şey yok. Yine her pakette olduğu gibi. Erkeklerde çok fazla bir şey koymuyorlar. Çaytlarda Nifty ile gelen bir böyle bir saçımız var ki bu zaten ileriki yaşlarda da aynı saçtır diye düşünüyorum. Bir de şu şekilde geriye taranmış saç var. Yani normal, fena değil. Şu saçın şuradan ayrımı ve şu üste doğru aşırı kabarık oluşu böyle çok güzel durmuyor sanki hani kafasının bu bölümü şişmiş böyle ne bileyim gibi duruyor. Arkası böyle bir kötü. Ne ayrımın e, o güzelliğini gösterememişler. Ben bu saç pek beğenmedim ama şu geriye doğru atılan saçlar, şu alın kısmının açıklığı falan gerçekten bu çok gerçekçi olmuş, güzel olmuş. Fakat şurada kulak arkasındaki hatayı görüyor musunuz? Burada ufak bir hata var. Bunu büyüklere göre yapmışlar zaten yaparken ilk belli küçüklere uydururken burada bir hata oluşmuş. Daha fazla burada yakınlaştıramadığım için gösteremiyorum ama siz onu zaten gördünüz. Bu kulak arkasında bakın hiçbir şey yok ki şöyle gelince ufak bir şey varmış gibi gözüküyor şurada da. Ama görüntü olarak bir şey yok. Şu arkada ufak bir hatamız var. Bunlar olacak. Her pakette böyle bu tarz şeyler oluyor. Sonrasında bir güncelleme çıkartıyorlar ve bunların hepsini, bütün hataları toparlıyorlar. Ee, bir bakıyorsun sonra, aa bu saç böyle miydi diyorsun. Düzelmiş gitmiş. Olabiliyor bunlar. Şuna bakıyorum. Kulak arkalarında herhangi bir şey yok. Bunda mesela hata yok. Bunda var. Şapkaya geldim. Şapkada yine çaytlar için e, örülerek yapılabilecek bir şapkamız, beremiz var. Yine toddler'larda olduğu gibi yüz aksesuarlarında burada bir şey var mıydı? Yok. Herhangi bir şey yok. Geldik kıyafete. Kazamız var doğal olarak bir sürü renkleri. Alt pantolonda herhangi bir şey yok. Alt üst takımda da herhangi bir şey yok. Ayakkabıda da herhangi bir şey yok ama aksesuara geldiğimiz zaman 3 tane çorabımız var. Kısa patik çorap, biraz uzun çorap ve biraz daha uzun çorap gibi 3 e, boyda farklı çoraplarımız var ve bir sürü renkleri var. E, bunda birazcık az, bunda biraz daha fazla, bunda biraz daha fazla gibi yapmışlar. Gerçekten bu renk seçeneklerin fazlalığı da gayet güzel olmuş renklerin fazla olması güzel. Child'larda kızlara geliyorum hemen mükemmel anne saçımız böyle kıvrık kıvrık 60'lar mı dersin 70'ler mi dersin 80'ler mi dersin öyle bir şey bilmiyorum kimine göre çok beğenilmeyen bir saç olsa da belki çocuklarda güzel değil belki teenlerde güzel değil ama böyle ne bileyim adult ve elder'larda çok güzel olabilecek bir saç diye düşünüyorum herhangi bir hatası gözükmüyor Child'larda bir de bu metalci saçımız var. Yani metal müzik getirdiler diye büyük ihtimalle bu saçı ona uygun yaptılar diye düşünüyorum. Böyle metal halkalar var. Değişik. Yani saçın rengine göre kiminde gri oluyor, kiminde sarı oluyor falan ve tabii ki baby hair dediğimiz buradan bebek saçı ufak ufak saçlar çıkmış. Hani bu baby hair saçını evet yapmayı düşünmüşsünüz ama sadece bu saçta göstermişsiniz. Keşke bu saçlarda da şuralardan çıkartsaydınız. Erkek saçlarında da yapsaydınız ya da bir güncelleme gelsin ve bu baby hair saçları işte diğer bütün paketlerdeki bazı saçlara gelse mesela yapsanız güzel olabilir. Hani neden sadece bu saçta var? Tamam hani metalci saç, tarz bir saç diyorsun ki ben bunu kullanmam. Hiç sevdiğim bir saç olmadı açıkçası. Yani siyah rengi yine bir derece ama diğer renkleri hele ki renkli halleri baya kötü. Yani hiç hoşuma gitmedi. Yani bilmiyorum böyle düşünmüşler. Şapkaya geldiğimizde yine aynı beremiz var. Aksesuarda bir şeyimiz yok. Hemen üst baş geliyorum. Üste yine aynı kazaklar var erkeklerdeki gibi. Altta yine hiçbir şey yok. Ee, burada bir elbisemiz var. Erkeklerde hiçbir şey vermemişler. Kızlarda açık bir elbisemiz var. Ve childlarda örülebilecek bir elbise kıyafet yok. Bunu da görmüş olduk. Tollerlarda var ama childlarda ne yazık ki yok. Bu da yine güzel. Böyle elde işleme bir elbise gibi. Şu rengi mesela fena değil. Çok parlayan renkleri ben sevmiyorum. Daha böyle soft renkleri çok seviyorum. Bunun beyazı biraz parlıyor gibi. Hani şöyle sarılar, şöyle bir pembe falan. Güzel, fena değil. Kullanılabilir mi? Kullanılır, gayet güzel. Çoraplar yine aynı. Ayakkabımız var bu şekilde. Ben bu ayakkabıyı çok sevdim. Gerçekten mükemmel. Şimdi çok fazla yakınlaştıramıyorum ama üst kısmının böyle çevrilip orası böyle şey gibi, kazak gibi hani örme çorap gibi duruyor. Şimdi neyse bir cümle kuramadım. Ee, gerçekten çok şık, çok gerçekçi duruyor. Ve renkleri de gayet güzel. Bütün renkleri güzel. Bu ayakkabının, bu çizmenin bütün renkleri kullanılır. Hepsi kullanılır. Bazen bazı ayakkabıların bütün renkleri güzel olmuyor. İçinden bir iki tanesini seviyorsun. Hep onu kullanıyorsun. Ama bunun gerçekten istisnasız. Her rengini kullanırım ve modeli de mükemmel. Çaytlar da giyebilir. Teenler de giyebilir. Eldra kadar giyersin gayet. Güzel bir ayakkabı. Erkeklerde yok sadece kadınlara vermişler o Ayakkabıyı şaşırdık mı şaşırmadık. Erkeklerde hiçbir şey yok. Yine her zamanki gibi. Erkeklerde yine aynı bere var. Böyle acaba pembe, ayıcıklı bir bere takılır mı? <laughs> Hiç bilmiyorum ama yapmışlar. Evet, yine aynı saçımız. Child'larda olduğu gibi. Evet, ben büyüklerde yapmışlardır. Child'a uydururken sorun olmuştur diye düşündüm ama bu saçın tüm evrelerinde hata var arkadaşlar. Kulak arkası gördüğünüz gibi çok kötü. Burada bir şey yok. Şöyle baktığımız zaman simin sağ tarafı, sağ kulak arkası böyle bir sorunumuz var. Yani bu saç yine kötü. Şurası çok şişkin yani hani saçı saç yüksekmiş gibi değil de kafanın bir bölümü şişmiş gibi duruyor. Sevmedim. Bu güzel mesela. Bunu çok sevdim. Yani gerçekten siyah bir saçın şuralardan böyle beyazlaşma efekti çok güzel olmuş. Geçiş mükemmel. Yine kulak arkasında hata var. Bunu yakın zamanda düzeltirler diye umut ediyorum ama gerçekten geçiş mükemmel. Bayağı sevdim. Şapkaya bakmıştık zaten. Aksesuarda bir şey yok. Geldik üste. Evet. Burada nelerimiz var? Şöyle bir kullanabileceğimiz, cash bölümünde giydirebileceğimiz bir hırkamız var. Güzel mi? Güzel. Yani düğmeler falan. İçinde tişörtü olan bir hırka. Güzel bu da fena değil üstü böyle hırka gibi duruyor bir ceket yine içinde tişörtü var farklı renkleri gayet güzel fena değil ve 3 tane de tabii ki kilitli kıyafetimiz var bir tane bu şekilde kazamız var yarım boğazlı kazak bir tane böyle boynunda atkısı olan bir ceketimiz var. Bir tane de bu yasaklı tabii ki trikomuz, yasaklı kazamız, lanetli kazamız var. Bu lanetli kazakla ilgili birazdan ne olduğunu söyleyeceğim size. Altlarda bir tane pantolon getirmişler. Şunu kaldırıyorum. Şunu da kaldıralım. Kemerini görelim. Güzel. Kemer çok gerçekçi duruyor. Fena değil. Koyu rengi falan. Güzel yani normal bir kot idare eder. Alt üstte erkeklerde herhangi bir şey yok. Ayakkabıda herhangi bir şey yok. Çoraplarda da yine 3 tane çorabımız var. Küçük, orta, büyük olmak üzere. 3 farklı yine çorabımız var. Kadınlara geldi. Kadınlarda yine saç alternatifi tabii ki e, hem kendine has bunlar var. Hem erkek saçları da ekleniyor falan daha fazla oluyor. Yani bu saç güzel, bunu da gördük. Kadınlarda şöyle yine erkekteki gibi kısa beyazlaşmış saç, gayet güzel. Bu saçı kadınlara da vermişler büyüklerde ve beyazlamış olan saçın beyazlamamış hali de yine burada. Kulak arkasına bakmıyorum, söylemiyorum artık. Hata gözüküyor var hepsinde. şapkada da, bere de yine örülebilecek bir beremiz var, aynısı. Evet geldik kazakları lanetli kazamız var. Yine atkılı bir kazamız var içinde gömlekli. Ee, yine bir de farklı atkılı ceket tarzı var. Bu erkeklerdekiyle aynı. Şu kadınlarda farklı. iki tane de açık bu şekilde. Babaanne kıyafetine benzeyen, büyük anne kıyafetine benzeyen örgü bir kazak. Direkt el örgüsü, el emeği, göz nuru bir kazak bir de böyle bir şeyimiz var bunun da buraları örgüden işleme olduğu için örgü kıyafet diye koymuşlar altına iki tane pantolonumuz var demin erkeklerdeki pantolonun birebir aynısı ama kadınlarda bir de üzerine böyle taş işlemesi yapılmış versiyonu var yani ben burada şunu düşünüyorum mesela bir tane bu pantolonu yaptınız bunun bazı renklerinde taş olsaydı bu taşlı pantolonun da modeli farklı olsaydı acaba nasıl olurdu? Öyle olsaydı en azından elimizde iki farklı pantolon modeli olurdu. Mesela bunu buradan hmm. ayak kısmını bilekten kıvrılmış, bilekten kıvrılmış değil de kıvrılmamış olanı olabilirdi. Belki diz, diz kısmına gelebilecek bir kapri olabilirdi. Bilmiyorum, öneri fikir. Yani olabilir miydi? Olabilirdi. Yani bu taşlı pantolonu kim kullanmak ister ki çok sevene olmuş mudur var mıdır bilemiyorum ama hani 3 tane renkte falan koysalardı bence yeterli olabilirdi. Alt üstte geldiğimizde de bu şekilde hırkalı bir kombinimiz var yine e, kaçmış level 5'te örebileceğimiz bir kombinimiz var çizmemiz yine aynı çizme. Evet, kıyafetler bu kadar. Zaten Young Edalta geldiğimizde de her şey aynı olacak. Herhangi bir şey değişmiyor. Young Edalta da aynı, Edalt'ta da aynı, ya da Elderda da yine aynı diye düşünüyorum. Evet, her şey aynı. Keşke böyle şey de olabilseydi. Hani ne bileyim, büyük anneye özgü başka bir tane falan iki tane farklı kıyafet olsaydı. Bilmiyorum burada teen'den başlıyoruz elder'a kadar herkes aynı kıyafeti giyebiliyor. Neyse evet buraları bu şekilde bitirdik gayet gördük güzel fena değil bu kilitli olan kazakları falan burada açmayacağım bunların hepsini tek tek örelim bakalım neymiş ne değilmiş Biraz heyecan olsun. Çünkü seri yapacağız. Çünkü neden seri yapacağız? Ee, bir hayat amacımız geldi biliyorsunuz ki. Hayat amacı ilk defa bir staff pakette hayat amacımız geldi. Ve hayat amacı demek seri yapmak demektir. O yüzden de mini bir seri yapacağız. Hayat amacını bitirene kadar bu örgü yeteneklerimizi geliştireceğiz. Kilitlilerin hepsini açacağız. Lanetli kazamızı kullanacağız. Plopside her şeyi satacağız falan filan. Böyle şeyler yapacağız. Şimdi lanetli kazamızın ne olduğuna bir bakalım. Söylenene göre arkadaşlar bu lanetli kazamızı öncelikle hayat amacımızı komple bitiriyoruz. Örgü yeteneğimizde de 10 level olduğumuzda bu kazamızı örebiliyoruz. Diyelim ki her şey tamam, e, on level olduk, hayat amacımızı bitirdik ve bu kaza öreceğiz. Bu kaza örüp birilerine hediye edebiliyoruz. Hediye ettiğimiz kişiyi de lanetlemiş oluyoruz arkadaşlar. Ya da bu kaza başkaları örüp bize de hediye edebilirler. Bize hediye olarak da gelebilir. Biz giydiğimizde biz lanetlenmiş oluyoruz. Lanetten kastımız nedir? Bu kazanın lanetine maruz kalan sim 7 gün boyunca romantik ilişki yaşayamıyor. Tüm romantik ilişkileri reddediliyor ve hatta hali hazırda evliyse, nişanlıysa bir ilişkisi varsa bu da baya bir zor duruma geliyor. Hatta ayrılmaya kadar da gidebiliyor. 7 gün boyunca bu çileyi çekiyor, kötü bir ruh haline bürünüyor ve hiç kimseyle bir ilişki kuramıyor. Sürekli reddediliyor böyle bir durum var. Peki bu laneti nasıl tersine çevireceğiz? Hani 7 gün boyunca beklemek yerine daha önceden nasıl bundan kurtulabiliriz? Bunun için neye ihtiyacımız var? Laneti tersine çevirmek için kutsal örgü bilgisi olan bir sim. Lanetli simin üzerine tıkladığında Kazak lanetini tersine çevir diye bir seçenek çıkıyor. Onu seçiyoruz ve lanetli olan simin laneti üzerinden kalkıp gidiyor. Böyle bir durum var. Bunların hepsini de tek tek deneyimleyeceğiz. Evet gerçekten öyle miymiş dedikleri gibi miymiş falan. Bunların hepsini göreceğiz. Hayat amacımıza gelelim. Yaratıcılık bölümünde bastığımızda hemen şurada bir hayat amacımız var. Nedir bu? Örgünün lady'si ya da lord'u, örgülerin lady'si, örgülerin lord'u, dokumacı kadın, örgücü teyze falan artık ne diyebilirseniz öyle bir hayat amacımız var bunun içeriğinde de diyor ki bu simin damarlarından iplik geçiyormuş, iplik akıyormuş kan yerine. Ve hiçbir şey de onu mükemmel örgü örmekten alıkoyamıyormuş falan gibi bir şeyler yani durduramıyor kimse. Mükemmel örgülerini örmeye devam ediyor bu dokumacı teyze diyebiliriz. Evet keş bölümümüzün incelemesi bu şekilde hayat amacımızı gördük. Metal ve fokus odak müziklerimiz geldi. Yasaklı Trikomuzun ne olduğunu gördük ve ne zaman onu örebileceğimizi, kullanabileceğimizi gördük. Lanetinin ne olduğunu öğrendik. Onun dışında tabii ki keş kıyafetlerimize baktık. Fena değil idare eder kıyafetler var. Tabii ki örmeyle ortaya çıkacak kilitli eşyalarımız, kazaklarımız, kıyafetlerimiz çokça olduğu için onları artık öre öre göreceğiz. Burada çok da fazla görebileceğimiz bir şey yoktu. Bunun haricinde bu hayat amacımızı tamamladıktan sonra bir de trade kazanıyoruz. Evet yani örgü yeteneğimizde 10 olunca kutsal örgü bilgisi trade'i geliyor onu kazanıyoruz bu laneti kaldıracak olan simin de tam olarak böyle olması gerekiyor yani örgü yeteneğinde 10 level olacak ve kutsal örgü bilgisi trade'ini almış olacak ve insanların üzerinden laneti kaldırabileceğiz ayrıca bu trade'inde ne olduğunu hani buradan da söylemiş olayım onu kazandığımızda da söyleyeceğiz gerçi ama kutsal örgü bilgisini kazandığımızda 10 on level onu bu lanetli kaza örebiliyoruz birilerine hediye edebiliyoruz bize hediye olarak bu kazak gelirse giyersek buna karşı bu lanete karşı bağışıklık kazanmış oluyoruz biz hiçbir şekilde bu lanetten etkilenmiyoruz. Bunun dışında on level olduğumuzda başka simlere de örgü örme yeteneğimizi de öğretebiliyoruz gibi bir de trade'imizin özelliği var. Evet cash bölümümüzün incelemesi bu şekilde tamamlanmış olsun. Umarım sizler de bu paketi beğenmişsinizdir. Bilmiyorum hakkında ne düşünüyorsunuz. Tabii ki daha çok ilerleyeceğiz. Mini serilerimizi falan yaptıkça bir şeyleri görmeye başladıkça eğlenmeye başladıkça paketin ne olduğu da tam olarak ortaya çıkacak. Bundan sonra buy ve build mod gelecek ve sonrasında mini serimize başlayacağız. Böyle bir 5-6 bölümlük herhalde olur diye düşünüyorum bilemiyorum. Hızlı hızlı örgülerimizi öreceğiz satacağız ve oyunda neler yapabiliyoruz onları teker teker göreceğiz. Bu videomuzun bu şekilde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi fikirlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.